Birinci bölümün ardından ikinci bölümde çocuk işçiliğine dair tanımları, ülkemizdeki mevcut durumu, yasal düzenlemeleri ve çocuk işçiliğinin çocuklar üzerindeki etkisini ele alacağız. Birinci bölümde tanıştığımız Fatma, Baran, Merve ve Ahmet'i hatırladınız mı? Sizce hangileri çocuk işçi, hangileri değildi? Fatma bir çocuk işçi. Şehirlerde çocuk işçiliğine en çok rastlanan iş kolu olan tekstil işinde çalışıyor. Fatma'nın kardeşi şu an çalışmıyor. Fakat gerekli önlemler alınmaz ve destekler sunulmazsa kardeş de çalışmaya başlayabilir. Ahmet bir çocuk işçi. Hem de çocuk işçiliğinin en kötü ve ağır biçimlerinden olan bir tarım işçisi. Bu durum onun eğitimine de devam etmesini engellemiş durumda. Baran da bir çocuk işçi. Şu an yaşı nedeniyle belli koşullarda çalışmasına izin verilmiş olsa da o koşulların yerine getirilip getirilmediğini bilmiyoruz. Ayrıca çalışma süresince okula devam durumu hakkında da bilgi sahibi değiliz. Merve ev içi bakım sorumluluğunu üstlenen bir çocuk işçi. Sadece dışarıda ekonomik faaliyette bulunmak değil, evde bir çocuğun yaşlı veya çocuk bakımı gibi eğitimini aksatmasına neden olacak ve uzun saatler süren işlerde çalışması da çocuk işçiliği kapsamına girer. Hep birlikte Uluslararası Çalışma Örgütü'nün çocuk işçiliğine dair tanımına bakalım. Çocuk işçiliği, çocuklar için zihinsel, fiziksel, toplumsal ya da ahlaki açılardan tehlikeli ve zararlı işler, okula düzenli devam etmelerini engelleyerek eğitimlerini aksatacak işler, okullarından erken ayrılmalarına yol açacak işler, çocukları okullarıyla aşırı uzun süren ve ağır işleri beraber yürütmek zorunda bırakan işlerdir. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne göre, çocukların ekonomik sömürüden, eğitimi, sağlığı ve gelişimi açısından zararlı işlerden korunması gerekir. Dünyadaki neredeyse tüm ülkeler, çocuk işçiliğini etkin şekilde ortadan kaldıracak politikalar geliştirmeye ve uygulamaya söz vermiştir. Uluslararası Çalışma Örgütü 138 sayılı askeri yaş sözleşmesine göre, doğası veya koşulları çocukların sağlığını, güvenliğini veya ahlaki gelişimini tehlikeye atan işlerde çocukların çalıştırılması, çocuk işçiliğinin en kötü biçimleridir ve çocuklar bu işlerde çalıştırılamaz. Türkiye'de çocuk işçi 14 yaşını bitirmiş, 15'i tamamlamamış ilköğretimden mezun, genç işçi ise 15 yaşını tamamlamış ama 18'i tamamlamamış kişidir. Tehlikeli işlerde ise asgari çalışma yaşı 18'dir. Çocuk ve genç işçilerin çalıştırılma usul ve esasları hakkında yönetmeliğe göre, Türkiye'de 14 yaşını tamamlamış ve okula gitmeyen çocuklar günde 7 ve haftada 35 saatten fazla, 15 yaşını tamamlamış ve okula gitmeyen çocuklar günde 8 ve haftada 40 saatten fazla çalıştırılamazlar. Okula devam eden çocuklar eğitim saatleri dışında olmak üzere günde 2 saat ve haftada 10 saatten fazla çalıştırılamaz. Şimdi çocuk işçiliğine dair yasal düzenlemeleri Avukat Seda Akço'dan dinleyelim. Prensip olarak 18 yaş altında çocuğun çalışmasını düzenliyor hem ulusal yasalar hem uluslararası sözleşmeler. Ama bunu yaparken net bir yaş belirlemek de çoğu zaman o hukuk metinlerinin zorlandığı bir konu oluyor. Çünkü 18 yaşının altında hiçbir şekilde çalışmasın demek zor. Çünkü o toplumsal yaşamdan da çocuğu çok dışlayacak bir şey. O yüzden de farklı işlere göre farklı yaşlar belirlemeye ihtiyaç duyuyor hukukta. Hafif işler bakımından 15 yaş sınırı var. 14 yaşının altındakiler için sadece kültür sanat faaliyetlerinde çalışabileceğini öngören bir düzenleme var. Mesela mevsimlik gezici tarım hem uluslararası hukuk açısından hem iç hukuk açısından zarar verici bir iş. Tarım iş kolunda çalışan insanlar kendi deneyimlerinden hareketle bunun çocuklar için bir zararı olmadığını düşünüyorlar. Kendileri çocukluklarında çalışmış oluyorlar. Halen bahçede çocuk bulunuyor ama bir çocuğun kendi ailesinin bahçesinde işte canı istediği zaman bulunmasıyla gezici tarım işçisi bir ailenin çocuğu olarak o bahçede bulunması arasında fark var. Çocuk açısından güvenli olup olmamasını her seferinde tartışmaya açmak yerine başlangıçta bir kesin hüküm şeklinde koymak lazım. İşte tarım gibi fabrika, atölye gibi ortamlar da yani tehlikeli işler içerisinde. Orada kullanılan malzeme yüzünden
materyal yüzünden, araç kullanımı varsa, makine vesaire gibi. Bunlar risk oluşturduğu için uzun süre dikkatini toplaması, bir çocuğun uzun süre ayakta durması gelişimine zarar verdiği için bunlar tehlikeli işler hep. Yani hafif iş sayılacak olan işler çocuğun gelişimini destekleyecek, eğitimini destekleyecek ve herhangi bir biçimde zarar vermesi söz konusu olmayan işler olmalı. Peki ya yasalar yeterli oluyor mu? Ne yazık ki hayır. Dünyada ve ülkemizde çocuklar çalışmaya devam ediyorlar. Peki çocuklar nerelerde çalışıyor? Tekstil atölyesinde, pazarda, kuaförde, tamircide, lokantada, sokakta, sette, tarlada ve evde. Türkiye'de çocuk işçiliğine dair en güncel araştırma 7 yıl aradan sonra 2020 Mart ayında yayınlandı. 2019'da yapılan araştırmanın rakamlarına göre 5-17 yaş grubunda 720 bin çocuk ekonomik faaliyetlerde çalışmaktadır. 5-14 yaş grubunda 146 bin çocuk, 15-17 yaş grubunda ise 574 bin çocuk çalışmaktadır. Suriye'den ve farklı ülkelerden göçle gelen çocuklara dair veriler araştırmada yer almamaktadır. Bu nedenle şu an Türkiye'de çalışan çocuk rakamının çok daha fazla olduğu düşünülmektedir. 2016 yılında ILO tarafından yapılan araştırmaya göre ise dünyada 152 milyon çocuk işçi bulunmakta. Peki çocuk işçiliğinin çocuklar üzerindeki etkileri nelerdir? Çocuk hakları bağlamında nasıl sonuçları olduğunu bu alanda çalışmalar yapan Gözde Durmuş'tan dinleyelim. Çocuğun emeğinin sömürülmesi, çalışmaması gereken yaşlarda çocukların çalışma ortamlarında bulunması ve aynı zamanda çalışabilecek yaştaki çocukların da çalışma koşullarının uygun olmamasının her biri çocuk hakları açısından oldukça problemli alanlar. Çünkü sadece çocuğun ekonomik sömürüsü anlamında değil, çocuğun çok farklı haklarının da çiğnendiğini ve ihlal edildiğini biz burada görüyoruz. O yüzden çocuğa etkileri çok önemli. Bir de şu durum var ki çocuğun bugüne olan etkilerinin dışında da çocuğun tüm hayatında etkileyen sonuçları var çocuk işçiliğinin. Bunları kısaca özetleyecek olursak bir tanesi aslında çocuğun gelişimine zarar veren bir durum. Bu gelişime zarar vermeyi de aslında fiziksel, sosyal ve psikolojik olarak ayırabiliriz çok özetle. Fiziksel olarak zarar vermeyi de her sektörde biraz daha ayrı ayrı incelemek gerekir. Çünkü aslında her sektörün koşulları çocuklara farklı şekillerde fiziksel zarar verebilir. Bu bazen ciddi yaralanmalar, bazen erken ölümler, bazen de bir takım kimyasallar nedeniyle yetişkinlik döneminde karşılaşabileceği sağlık sorunları gibi sonuçları doğurabilir. Fiziksel zararın dışında bir diğer zarar da aslında psikolojik gelişimlerine zarar vermesi. Çocuklardan beklenen bu sorumluluk aslında çocuklara yetişkinliğini karşılaması gereken bir sorumluluk. O nedenle çocukların kendi yaşlarının kapasitesine uygun olmayabilir ve dayanıklı değilse eğer çocuk burada çok daha fazla psikolojik olarak sıkıntılar yaşayabilir. Bunu bugün de yaşayabilir, daha sonrasında da bu yetişkinlik döneminde de ortaya çıkabilir. Bu anlamda sadece fiziksel gibi değil, psikolojik gelişimine zarar verme açısından da bakmak önemli. Bir diğeri de çocuklar yetişkinlerle birlikte daha fazla vakit geçirip kendi akranlarıyla daha az vakit geçirebilirler. Bunun bir nedeni eğitim hayatından kopma risklerinin çok daha yüksek olması ve aynı zamanda dinlenme, oyun oynama gibi haklarından da mahrum kalmalarıdır. Bu da çocukların doğrudan sosyal gelişimlerine zarar vermektedir. Çocukların diğer zararlarından bir tanesi de çalışma ortamları yetişkinlerin için kurgulanmış ortamlardır. Çocuk koruma sisteminin çocuğun etrafındaki destek halkalarının çok da olamadığı yerlerdir. O yüzden çocukların ihmal, istismara ve bir takım risklere karşı açık olduğu yerlerdir. Ve buna rağmen de çocukların buna karşı ses çıkarabilecekleri için de çok fazla mekanizmaya sahip değildirler. Özellikle mesela hem çalışma hayatlarına ilişkin hem de yaşadıkları haksızlıklarla ilişkin örgütlenme gibi, kendi hak arama yollarına doğrudan başvurabilmek gibi bir takım sıkıntıları vardır. O yüzden de çocuklar bu anlamda daha yalnız kalabilmektedirler ve çok güvenlikleri bir yetişkin olmadığı zaman da kendilerini daha çaresiz hissedebilirler. Çocuğun katılım hakkı bağlamında da aslında sıkıntıların yaşandığı bir şey olarak bakabiliriz çocuk işçiliğine. Son olarak çocuk işçiliğinin bugünkü etkilerini sektörler arasında ya da farklı yani cinsiyet gibi ya da etnik köken gibi farklı farklı aslında farklılıklarla incelemek gerekir. Tek tek hepsinde farklı sonuçların olduğunu bilerek politikalar geliştirmek gerekir. Ama şu unutulmamalıdır ki bu bir döngü. Eğer
biz bugün o çocuğun gelişimine zarar veren eğitime devam etmeme gibi yaşanan ihlalleri durduramazsak bu aslında bir döngü şeklinde devam edebiliyor. Çünkü çocuk yeterli istediği bir eğitimi alamadığı için daha sonrasında daha fazla kazancı olabilen bir mesleğe sahip olamayabiliyor. Bu da aslında bir şekilde yoksulluk döngüsünü devam ettirebiliyor. O yüzden hem bugüne hem çocuğun sonrasındaki hayatındaki zararları anlatmak gerekir. Çocuk işçiliğine dair yasal sözleşmelere ve mevcut duruma göz attığımız ikinci bölümün sonuna geldik. Bu bölümde gördüğümüz üzere çocuk işçiliği ilgili uluslararası sözleşmeler tarafından yasaklanmıştır ve ortadan kaldırılması için çalışılmalıdır. Bu modülün üçüncü kısmında çocuk işçiliğiyle mücadeleye dair neler yapabileceğimizi hep beraber konuşacağız.